Sevgili İrfan Değirmenci, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Zeynel Lüle, çok teşekkür ediyorum. Şimdi telefonla konuşacağız çünkü bir yerlerden bir yerlere giderken yakaladık seni sevgili İrfan. Dün akşamı nasıl geçirdiniz? Biraz o buruk olayı, anları bize anlat istersen sevgili İrfan. Onun dışında bu 5 gün boyunca tabii ki ekranın karartılması utanç verici bir şey. Hukuksuz, mesnetsiz bir kararın ürünü, bize de olduğu gibi aynı şekilde Halk TV'de olmuş durumda. İzleyenlerin tepkileri nelerdir? Biraz da ondan bahsedelim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Tele1 ailesine de, size de verdiğiniz destek, dayanışma eylemleriniz ve söylemleriniz için çok teşekkür ediyorum. Damdan düşen halinden damdan düşen anlıyor. Dolayısıyla siz de çok iyi biliyorsunuz bu psikolojiyi. Nihayetinde 5 günlük bir ekran karartma bu, ama bir adım sonrası aklınızın bir köşesinde bulunsun demek istiyorlar. Bir adım sonrası da malum frekans iptali, yani fişin tamamen çekilmesi ihtimali. Kendi adımıza, ya ben meslek hayatında, siz de aynı şekilde bu ülkede gazetecilik yapmaya çalışan herkes de bedeller ödedi. Ödemeye de devam ediyoruz. İşsiz de kaldık. İşte cezaevinde gazeteciler var. Dün Kadri Gürsel son programda konuşanlardan biriydi mesela bizde. Ayşen Rastlan'ın başına gelmeyen kalmadı zaten. Geçen sene bu zamanlarda Eskişehir'de bir gözaltına bıraktılar. Dava süreçleri, mahkemelere gidip geliyoruz sürekli. Ha, tüm bunlar bizi yıldırıyor mu? Dün Levent Gültekin herhalde son yayında açıkla yapılıyor bu iş dedi. Yani başka türlü mantıkla açıklamanın hani mantıkla açıklanamayacak bir tutku belki de. Kamuoyuna gerçekleri anlatma tutkusu. Siz de paylaşıyorsunuz bunu. Ekranlarınızda her gün yaptığınız şeyin adı bu zaten. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Bu noktada dayanışma içinde olmak önemli elbette. Ve dediğim gibi karamsarda olmamak lazım. Bir şekilde söz söylemek isteyen sözünü söyleyecek mecralara bulabiliyor, ama ülke adına endişe verici. Zira bir soluk borusu gibi Tele1'de öyle, KRT, Halk TV, bu kanallar ülkede herkesin aynı şeyi söylediği bir koro halinde aynı ezberi, ellerine tutulan metinleri okuduğu bir dönemde farklı düşünen ve farklı konuşabilenlerin nefes aldığı yerler. Dolayısıyla bu son nefes borusunda tıkadıkları anda yaşanmaz ki. Oksijensiz yaşanmaz. Bunu seyircimiz de bunun farkında. Seyircimiz de ilk günden beri size olduğu gibi bize de desteğini gösterdi, ortaya koydu. 5 gün bekleyeceğiz diyorlar Halk TV'ye. O siyah ekranı açıp izleyeceğiz diyorlar. Sağ olsunlar. Size de aynı şekilde mesajlar gelmiştir. Biz de önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Türkiye'nin hani aynı şeyi konuşmak, aynı şeyi dinlemek istemeyen tüm kesimlerini Halk TV'ye bekliyoruz. Yine yayınlarımız devam edecek. Bakalım hangi güne kadar bilmiyoruz tabii. Tabii bu karartma hem tabii ki Tele1'e ve de Halk TV'ye bu 5 günlük karartmanın sonrası, İlhan Taşçı'nın da söylediği gibi RTÜK üyesi, bir sonrası lisans iptaline kadar gidebilecek bir durum. Ama bu RTÜK üyeleri bu kararı alırken herhalde bir sindirme, bir korkutma, geri adım atma ya da işte lafını sözünü söylerken işte ise o eleştiriden payını alacak olanların, insanların sayısını azaltmayı amaçlıyor gibi geliyor. Yani elindeki %96 ya da %97, artık o oranı nasıl hesap edeceksek, kendilerine bağlı iktidarın yanı sıra bizi televizyonları da bağlamaya çalışıyor gibi geliyor. Bunun imkansız olacağını, böyle bir şeyin olamayacağını nasıl anlatmalı acaba sevgili İrfan? Senin o güzel Türkçenle bunu duymak isterim. Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Ben anlatmanın bir yolunu bilmiyorum açıkçası. Anlayacaklarını da zannetmiyorum. Daha doğrusu anlıyorlar, belki biliyorlar da bunu. Ama başka şanslarının olmadığını düşünüyorlar. Emir demiri kesiyor bir noktadan sonra. Hani zannediyorlar ki bizler, yayın yaptığımız kuruluşlar toplumda marjinal kaldı. Hayır, toplumun ta kendisi aslına bakarsanız. Bel kemiği aslına bakarsanız. Tek bir partiye oy veren izleyicimiz yok bizim. Ve dün inanılmaz destekler geldi farklı siyasi partilerden. Yani HDP'den tutun Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne neredeyse tüm genel başkanlar yayınımıza katıldı. Ve onların zaman zaman programlarımızda konuk olduğu, sözlerini söyleyebilecekleri sınırlı mecralardan birinin olduğunu bilerek sahip çıktıkları bir ortam burası. Soluk alıp vermesi o yüzden önemli. Hep söylüyoruz, televizyon izleyicilerindir. Kimsenin değil. Bu televizyon halkındır. Halkın televizyonunu kapattıklarında eminim halk daha fazla takip çıkacaktır. Evet, o Tele1'e reklam vermişti Evrensel Gazetesi. O Evrensel Gazetesi'nin kullandığı figürdeki renklerle ilgili bir ceza geldi mesela Tele1. Yani sonuçta eğer aranırsa ceza verilebilir rahatlıkla. Böylelikle ben istediğim an, istediğim kanalı kapatırım ya da ceza verebilirim gibi düşünüyor RTÜK. Tabii Basın İlan Kurumu'nun da bu arada gazetecilere, yazılı basına yönelik cezalarını da unutmamak gerekiyor. Sadece televizyonlara değil. Bunların tabii bir anlamda okuyuculara olan yansıması da var. İzleyenlerin size olan desteği, bizim kapalı olduğumuzda bize olan desteğini görünce insan daha da fazla ümitleniyor gerçekten. Demek ki ciddi bir şekilde bu izleyenlerin tepkisini de çekebilecek bir durum. Bunu yandaşların da tabii ki tepkisini bir anlamda çekebilir. Çünkü 5 günlük karartma çok önemli bir şey. Sonuçta kendilerine yönelik, kendilerine destek verenlere de yavaş yavaş kaybedecek bu insanlar gibi geliyor bana. Kaybediyorlardır zaten. Evrensel Gazetesi demişken sen Evrensel'e de bir teşekkür edeyim. Karartma günleri manşetiyle çıktılar. Çok önemliydi. Bir Gün Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Cumhuriyet, Sözcü, Oda TV, saydığım gibi bir avuç televizyon. Bizim birbirimize dayanışma içinde olmamız lazım. Ben ana haber bülteninde de sizin başınıza aynı şey geldiğinde açık çağrımı yapmıştım. Bu ekran hepimizin, sizindir diye. Siz bugün sağ olun beni yayına bağladınız. Aslına bakarsanız bu akşama hazırlanıyor olmalıydım şu dakikalardan. Doğdu, avron oldu, esnafın derdi, kredi borçluları, asgari ücretliler, işsizler. Tüm bunların hazırlığını yapıp ekranda onlar adına bir iki cümle kurabilmeliydim. Bir taraftan haberciyiz. Azerbaycan-Ermenistan sınırında ne oluyor? Onlara bakar olmalıydık. Haber durmuyor, hayat durmuyor. O koşuşturmanın şu anda devam ediyor olması gerekiyordu. O koşuşturmanın içinde biz ekran önündeyiz ama ekran gerisinde kameraman arkadaşlar var. Bu işten evine ekmek götürenler var. Teknik ekipte çalışanlar var. Büro çalışanları var. Onlar adına da insan endişeleniyor. Sizin, benim ya da işte başka ekran yüzlerinin, hani toplumun bildiği isimlerin YouTube'dan ya da başka mecralardan yayın yapma şansı da var. Ama hani bunun alternatifi bir televizyonu kapatırsanız onlar da YouTube'dan yayın yapsınlar. Bu değildir. Günün birinde YouTube'u da kapatmaya kalkar. Nitekim daha önce internet kısıtlamaları da oldu. Kapatırsanız 5 gün oradan YouTube'dan yapsınlar diye veren de oluyor. Ona biraz öfkeleniyorum açıkçası. Sahip çıkılması gerekiyor bu televizyonlara. Dediğim gibi az evvel de isimlerini saydım. Bir avuç gazete ve bir avuç televizyona sahip çıkılması gerekiyor. Kim sahip çıkacak? İzleyenler, okuyanlar. Bunu hissedebildim ben geride bıraktığımız 3 gün boyunca. İzleyicilerimiz beni çok duygulandıran mesajlar gönderdiler. Var olsunlar. Ve o güçle biz 5. gün bittiğinde 6. günün şafağında tüm haber kanalları içinde en çok izlenen haber kanalı yaptıkları Halk TV'yi izlemeye devam edecekler. Böyle anlaşılıyor. Bu çok iyi televizyonculuk yapıyoruz diye değil. Tele1 de yine zirveye oynayan kanallardan biri. Müthiş bir rekabet var. Bir taraftan dostane bir rekabet içindeyiz. Ama bu şundan dolayı, diğer kanallarda anlatılanların doğru olmadığını, yalan olduğunu, bir elden yazılmış metinler olduğunu biliyorlar. Diğer kanallardaki tartışma programlarına çıkan insanların görevli olduğunu biliyorlar. Suni gündemi, yapay gündemi dayattıklarını biliyorlar o kanalların. Ve o kanalların izlenme oranlarına baktığınız zaman şimdi çok sessizler. Halk TV'nin 5 günlük cezasına sessiz kalan diğer kanallar. NTV, CNN Türk'ü, Haber Türkiye, hepsini katabilirsiniz bunun içine. Hepsini bir araya getirseniz, toplasanız Halk TV kadar izlenmiyorlardı kapandığımız gün. 6. günün şafağında daha da güçlü. Açıldığımız gün sizlerle de dayanışma içinde daha da güçlü. Sesimizi büyüterek devam edeceğiz yolumuza. Bu vesileyle çok değerli dakikalarınızdan çalmak istemiyorum daha fazla. Çünkü biliyorum ki anlatacak çok haberimiz var. Gazetecilerin kendisinin haber olması maalesef memleketin son 15 yılının özellikle normali haline geldi. Bu normal değil. Bizim kendimizden bu kadar çok bahsediyor olmamamız gerekiyor. Bizim kamuoyundan, kamuoyunun dertlerinden, sorunlarından ve başına gelenlerden bahsediyor olmamız gerekiyor. O yüzden müsaadenizi rica ediyorum. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ben de bu 5 gün içerisinde biraz kafamı dinlemek, zihnimi toplamak, biraz daha biriktim, biraz okumak üzere şöyle biraz seyahate çıktım. Yollardayım şimdi de, o yüzden Skype bağlantısı yapamadık. İnternetle ilgili bir sorun var. Onun için de özür dilerim. Ama bir kez daha desteğinize Merdan Yanardağ, Emre Kongar hocama, o da çok güzel tweetler atıyor. Size, tüm Tele1 ailesine teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler sevgili İrfan Değirmenci. Gerçekten duygulandırıcı cümlelerinden dolayı. Tabii ki bizler kendimizden bu kadar bahsetmememiz lazım ama cezalandırılanlar sadece biz değil, izleyenlerimiz, izleyicilerimiz daha doğrusu, onlar da cezalandırıldığı için kendilerini buluyorlardı bizim bu cümlelerimizde. Çok çok teşekkürler. Birlikte aydınlığa etiket... Bir başka zaman başka vesileyle, daha güzel bir vesileyle bir arada oluruz umarım. Memnuniyetle, çok çok isteriz.